Megafon TV'den herkese merhabalar. Yeni bir yüz yüze programıyla karşınızdayım. Geçen hafta Hacer Foko'yu konuk almıştık. Formatımız bu sefer de Türkiye'de basın özgürlüğünü ele alacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir tane yasa çıktı ve bu yasa dezenformasyonla mücadele yasası denildi. Fakat Türkiye'de biz gazeteciler buna sansür yasası diyoruz. Enine boyuna bu meseleyi ele almak istiyorum. Çok önemli bir konuğum var. Türkiye'de önemli bir isim. Doçent Doktor Ceren Sözeli. Aynı zamanda Evrensel Gazetesi yazarı. Ceren Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ceren Hanım, Türkiye uzunca bir süre aslında sansür yasasını tartıştı. Yıllardır Türkiye'de aslında sansür ve otosansür tartışılır bir halde. Dezenformasyon yasasına geçeceğim ama Türkiye'deki basın özgürlüğünü nasıl görüyorsunuz ve nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi hiçbir zaman iyi görmedik herhalde Türkiye'deki basın özgürlüğünü ama giderek de daha vahim bir hal alıyor. Yakın zamanda Diyarbakır'da Mezopotamya Jenineş'ten 11 arkadaşımız gözaltına alındı. Daha önce 16 gazeteci tutuklanmıştı. Onlar hala cezaevinde, sanıyorum hala iddianameleri yok. Bir taraftan bunlar devam ediyor. Bir taraftan işte bu sansür yasasıyla daha da sesler kısılmaya çalışılıyor. Tele1'in ekran karartma kararı, RTÜK'ün verdiği karar şimdilik durdurulduğu bir idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Fakat hani bundan sonra da bu tür şeyleri deneyecekleri, denemeyecekleri konusunda en azından bir garanti yok. Giderek bu alanı daha çok, yani basın alanının, basın özgürlüğü alanı giderek daha kısıtlanacağı bir beklentiyle yaşıyoruz. Yani bugün ne olacak acaba? Bir taraftan da yani böyle çok süflilikler diyeyim artık Erdoğan'ın terimiyle. İşte Şebnem Hoca, Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınma görüntülerinin TRT'de veriliş biçimini vesaire bunu düşününce giderek daha da vahim bir hal alıyor. Yani hep bundan daha kötüsü olamaz dediğimizin üstüne daha da kötüsü geliyor sanıyorum. Tam da buradan işte TRT'den örnek vermenizle biraz konuşmak istiyorum. Şebnem Korur Fincancı'nın evinde çıkan kimi materyalleri Canan Kaftancıoğlu da bir hoca olduğu için, adli tıp hocası olduğu için çıkabileceğini söyledi. Kıl da çıkar, tüy de çıkar dedi. Hı hı. Dezenformasyondan bahsediyoruz. İktidar bunu dezenformasyona karşı mücadele yasası olarak çıkarttı. Aslında dezenformasyonun kendisi tam olarak bu olmuyor mu? Yanlış bilgi bu değil mi? Ne dersiniz? Dezenformasyonu zaten iktidarın kendisi çok epeydir yapıyor. Yani kendisi aracılığıyla, yani iktidarın iletişim alanındaki temsili, iletişim başkanlığı. Yani iletişim başkanlığının bu yasayı savunurken yayınladığı videoda bile dezenformasyon var, çarpıtma var. O yüzden aslında yani bu yasayı konuşurken şöyle düşünmek lazım. Bu yasa niye çıktı, yani bu yasanın birincisi derdi ne? Bu yasanın içeriği ne ve bu yasanın sonunda ne olacak? Bu yasanın derdi gerçekten bir dezenformasyonu önlemek olsaydı, şöyle bir örnek hatırlatayım size, çok da geriye gitmeyelim. Eylül ayında bir metrobüs kazası oldu. Metrobüs şoförü sanıyorum bir rahatsızlık geçirdi ve karşıdaki araca, refüje vesaire çarptı. Oraya gelen, sonradan AKP gençlik kollarından olduğunu öğrendiğimiz genç bir kadın mikrofon elinde ve bir anons yaptı. Dedi ki işte burada işte binlerce yaralı var, onlarca ölü var vesaire, böyle bir yayın yaptı. Orada tam iş çıkış saati, herkes belki hani yakınlarını bekliyor. Son derece tehlikeli bir anonstu o. Yani son derece tehlikeli bir duyuruydu. Orada yakınları olanları paniğe sevk edebilecek, çok vahim sonuçları olabilecek bir şeydi. Şimdi bunun içerisinde ya ben o yani gençlik kolları başkanı, yani sonradan geri çektiler videoyu vesaire ama böyle bir samimi özür de çok da hatırlamıyorum. Oradaki o genç kadını suçlamak istemiyorum. Yani bir, tabii ki bir hata var ortada. Ama o hatta yani artık bu sistemin mağduru bir pozisyonda. Ve fakat gerçekten dezenformasyonla derdi olan bir iktidarın, kendi partisinin gençlik kollarının yapmış olduğu bu hatayı en azından bir şekilde teşhir edip, samimi bir şekilde özür dileyip, bakın biz bu yasayı işte bunlar olmasın diye yapmak istiyoruz. Böyle şeyler olmamalı. Hani bunlar toplum açısından tehlikelidir vesaire. Bununla açıklamasını beklerken iktidar bize zaten o olayı örtbas edip, üstünden hiç bununla ilgili bir tartışma yürütmeyip, sonra da bize Avrupa'da da bunlar var, işte Amerika'da da böyle örnekler var deyip o
örnekleri de çarpıtarak bir şekilde veriyor. Yani başından beri aslında bir dezenformasyon derdi yok. Yani TRT gibi bir kanalda yani orada çok da tecrübeli insanlar var. Bakmayın işte KYK sürecinde bir sürü insan atıldı, yeni kadrolaşmalar oldu ama benim bildiğim o kanalda, TRT kanallarında, haber kanallarında çok tecrübeli, eğitimli gazeteciler var. Şimdi o gazeteciler tabii ki orada da böyle bir baskının bir polisle beraber içeriye girip kurgulanmış, oradaki mermilerin üzerinde işte MK damgası olsa bile bunların işte Kalaşnikov mermisi olduğu, olmadığını bilen, hatta bu konularda bir özel ilgisi olduğunu bildiğim gazeteci arkadaşlarım bile var benim orada. Ve altına müzik döşenerek böyle bir şey yaratmanın, sehpanın üzerinde 3 tane kitap, bir kere zaten kitap nasıl bir örgüt dökümanı olabilir? Kitap kitaptır yani. Hani siz her şeye örgüt dökümanı diyebilirsiniz. Kaldı ki kitapta işte Bejan Matur'un Dağın Ardına Bakmak kitabı. Daha önce TRT'de de tanıtılmış bir kitap. Bir süre satışa girmiş. Ondan sonra belki bir sürü insanın evinde hali hazırda var olan bir kitap. Bunu örgüt dökümanı diye çarpıtıp hani dezenformasyonu yapıyorsun. Bir dezenformasyonu, bir de kamu yayıncılığı alanı, yani devlet televizyonu üzerinden yapıyorsunuz. Şimdi bunu yapıyorsanız eğer, sizin derdinizin dezenformasyon olmadığı ya da bununla mücadele olmadığı zaten neredeyse her gün kanıtlanır durumda. Geçen hafta İletişim Başkanlığı'nın çıkarttığı dezenformasyon bülteni de bir dezenformasyondu. Yani her gün bunu kanıtlayarak ondan sonra kalkıp da biz aslında dezenformasyonla mücadele ediyoruz, İşte yurt dışında da bunun örnekleri var demeniz sonuçta hiç kimseyi ikna etmemiş oluyor. O yüzden de herkes buna sansür yasası demeye devam ediyor ve devam edecek. Siz ayağınızın tozuyla geldiniz, dersten geldiniz buraya. Şimdi toplum ne kadar bunun farkında? Genç kitleler ne kadar bunun farkında? Çünkü bir 29. madde var ve bugün dünkü haberlere yansıyan biçimiyle Cumhuriyet Halk Partisi bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi 29. maddeyi esastan görüşmek üzere bir karara bağladı. Şimdi tehlikeli olduğunun farkında birileri bu meselenin. Bozulur mu, bozulmaz mı, geri gönderilir mi şu an net değil. Ama en çok tartışılan toplumsal tabanı olan siyasi partiler, özellikle muhalif olarak kendini adleden kitleler ne kadar bunun farkında, büyük tehlikenin? Siz bunu gözlemleyebiliyor musunuz? Elbet akademik boyutuyla tartışanlar var. Gazeteciler bunu uzunca bir süre tartıştılar. Sendikalar tartıştılar. Basın yayın kuruluşları bu meseleye dair tepkilerini ortaya koydular. Fakat tehlikenin farkında olduğunu düşünüyor musunuz kitlelerin, toplumsal tabanı? Çünkü kamu yayıncılığı yapan bir TRT vergilerimizle yayın yapıyor ve bunu kitleye alıcısı olduğunu düşünerek yapıyor. Kitleler bu durumun farkında mı, dezenformasyon yasasının? Ben farkında olduğunu düşünüyorum. Yani eğer insanlar böyle çok yüksek perdeden itiraz etmedilerse biraz o itirazın örgütlenememesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani gazetecilik örgütleri kendi ulaşabildikleri insanlara ulaştılar. Bizler çıkıp eylem yaptık, bu yasanın zararlarını olabilen ulaşabildiğimiz her kanaldan anlatmaya gayret ediyoruz. Fakat bu daha geniş kapsamlı bir konu ve dolayısıyla yani daha o gün, yasanın çıktığı gün muhalefetin o yasanın oylama görüşmelerine bile, yani meclis genel kurulunda bile olmuyor olması birazcık da oradaki bunun farkında olan, tehlikenin farkında olan insanların tepkilerini örgütlememesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bir de diğer taraftan hani bırakın muhalif insanları, ben AKP'nin kendi içerisinde, kendi gençlerinin veya kendi içerisinde farklı fraksiyonlarının da bu yasadan pek hoşnut olmadığını görüyorum. Yani sosyal medyadan takip edebildiğim kadarıyla. Mesela size ilginç gelecek ama bu yasanın en büyük muhaliflerinden bir tanesi aşı karşıtları. Çünkü hani bununla ilgili söyleyecekleri bugüne kadar temelsiz bütün iddialarının dezenformasyon yasası kapsamında kendilerine geri dönebileceğini düşünüyorlar. Ve ifade özgürlüğü açısından bakarak karşı çıkıyorlar. Yine bunun bize zararı olacağını olacak diyen yazarlar var. Kendi gazetelerinde, yani iktidar medyasının içerisinde bunlar var. Orada farkında, oradaki insanlar farkındaysa buradaki insanlar tabii ki farkında. Fakat muhalefet bize sürekli hani az sabredin, seçim gelecek, seçimden sonra bütün bunlar değişecek diye bir öğütte bulunuyor. Ve insanları da böyle bir hani beklentiyi de çok yükseltiyor. Her şeyi seçime bağlayan bir siyaset biçimi tasarlanmış durumda ve o uygulanıyor.
Bunun nasıl bir patlama yaratacağını bilmiyoruz şu anda. Yasa çok kısa zaman önce geçti, birkaç hafta önce geçti. Şimdi Anayasa Mahkemesi esastan görüşecek. Durdurursa, yani esastan görüşüp de yani anayasaya aykırı olduğuna karar verirse, uygulamasını durdurursa bu bir belki bir zaman kaybıdır. Ama sonrasında yeniden geçirilmeye çalışılacak. Belki o süreçte artık bunun somut örneklerini görmeye başladığımız zaman insanların biraz daha farkında olacaklarını düşünebiliriz. İlk yasanın yürürlükten geçti, yani resmi gazetede yayınlandıktan sonra işte ben sosyal medyadan çıkıyorum gibi bir takım şeyler vardı. Çünkü bir taraftan da hani herkesi tutuklayacaklar gibi bir söylemin de durduk yere insanlar arasında bu kadar paniğe yol açmasının da bir anlamı yok. Çünkü bu zaten anayasaya aykırı bir kanun. Zaten ifade özgürlüğünün ihlal eden bir kanun. Dolayısıyla bu kanunun geri çektirmek için mücadele edeceğiz ki bir sonuç alabilelim. Yoksa hepimiz tamam o zaman ben konuşmayı bırakıyorum dediğimiz zaman zaten herhangi bir şeyi değiştirmemizin, düzeltmemizin de imkanı yok. Şimdi beni tedirgin eden meselelerden biri şu. Türkiye'nin anayasal sürecini biraz araştırınca, bakınca yasalar kalıcı hale geliyor Türkiye'de. 12 Eylül yasası yasaları gibi. Bu iktidar değişse veya değişmese de kimi yasalar bu ülkede hep kalıcılaştı ve büyük bir tahribat yarattı Türkiye demokrasisi açısından. Sormak istediğim şu, Türkiye'deki bu yasa, eğer sansür yasası kalıcılaşırsa Türkiye'deki gazetecilik nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya sizce? Dediğinizde haklısınız. Mesela terörle mücadele kanununa örnek verebiliriz. Bunda 1991'de terörle mücadele kanunu tam da o sırada bir af yasasıyla beraber neredeyse araya kaynayarak geçip biraz da insanların geç uyandığı bir konuydu. Daha sonra hani bunun tehlikelerini, fakat 91'den bu zamana hani arada demokratikleşme çabalarıyla 2003'te bir değişikliğe uğramış olsa bile hala ceremesini çekiyoruz. İşte Şebnem Hoca'yı da terör örgütü propagandasıyla suçluyorlar. Evet, yasalar kalıcı oluyor ama sadece gazeteciler için değil. Bu yasanın şöyle bir aslında bu yasa sosyal medya alanını çok sınırlı bir şekilde düzenliyor. Yasanın genel hani 40 maddelik teklifin önemli bir kısmı işte basın kartlarının düzenlenmesi, basın ilan kurumunun niteliği vesaireden oluşuyor. 29. madde zaten herkesin takıldığı. Bu da bir süreç. Hatta 2020 yılında, Temmuz 2020'de bir başka yasa daha geçmişti. O da Radyo Televizyon Kurulu'nun internet yayınlarını düzenlemesi. İşte unutulma hakkı diye bir başka hakkın ortaya çıkması ve işte sosyal medya devlerinin Türkiye'de işte temsilci bulundurma zorunluluğu işte vesaire gibi böyle onları zorlayacak. Fakat 2020'den bu zamana kadar bazıları önce biz bunu yerine getirmeyeceğiz dedi. Bazıları sonra getireceğiz dedi ama hiç siz biliyor musunuz Google'ın Türkiye temsilcisi veya işte Twitter'ın Türkiye temsilcisi bunlar yerine getirilmedi. Şimdi bunları yeniden şeye koyacaklar. Yürürlüğe koyacaklar. Elinizdeki kanun 29. madde o kadar yoruma açık bir madde ki buradan gazetecileri de nefes alamaz hale getirebilirsiniz. Sosyal medya kullanıcılarını da nefes alamaz hale getirebilirsiniz. Her türlü yoruma açık. Nasıl kullanılacağını bilmiyoruz. Benim tahminim şöyle. Önce böyle daha az itiraz edilebilecek, hani toplumun bir kısmı, toplumu bölebilecek, fikir ayrılığına düşürebilecek bir takım örnekler alıp öyle bir tartışma yaratıp bakın uygulamada hani o kadar da net değil deyip insanlar artık bunu alışmaya başladıktan sonra asıl şeyin selin ondan sonra geleceğini ve bu artık bir şekilde otosansür yerleştikten sonra zaten yasa ondan sonra kalksa bile o otosansür yerleşince bir nevi amacına ulaşmış olacak. Şimdi bir de şöyle bir sorun var, yani toplumsal olarak yurttaşların bu meselede nasıl dahiliyeti? Şimdi kamusal alanda kimi etkinlikler söz konusu oluyor. İktidar mesela polis şiddeti. En büyük Türkiye'de demokrasi açısından, insan hakları açısından en büyük tehlikelerden bir tanesi. 8 Mart'lar, işte 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı eylem etkinlikler. Bir dizi insan haklarına dair eylem ve etkinlikler. Şimdi basının zaten görüntü alması engelleniyor. Kamusal alanda yurttaşlar, bu yasa dışında da soruyorum aslında. Yasayla da bağ olabilir. Yurttaşlar bir gazetecilik vazifesi yerine getirebilir mi? Telefonuyla bir habercilik, yurttaş haberciliği üretebilir mi?
Tabii ki üretebilir. Zaten üretiyor. Gazeteciler de üretiyor bu arada. İşte bu kanunun zararlarından bir tanesi neredeyse artık iletişim başkanının, bakın başkanlığını bile demiyorum, başkanının istemediği hiç kimseye basın kartı verilemiyor olması. Yani bundan sonra 1 Mayıs'ları ya da herhangi bir işte 8 Mart'ları takip eden arkadaşlarımız, hani basın kartı dendiği zaman işte ya da turkuaz basın kartı, şimdi yeni rengi bu. Bunu bir akreditasyon şeyi olarak uyguladığı zaman neredeyse kimse haber yapamaz hale gelecek. Ama bugüne kadar da böyleydi zaten. Yaptılar mı? Yaptılar, evet. Pek çok gazeteci de uluslararası basın kartı var. Zaten artık bu gazetecilik örgütlerinin bir araya gelip bu basın kartı meselesini çözmesi gerekiyor. Yani medyayı tamamıyla gazetecileri sahadan temizleyerek iktidarınızı sürdüremezsiniz. Yani o haberler mutlaka bir şekilde ulaşır. Yani haber yapmak için mutlaka sizi AKP genel merkezinden telefonla arayıp bir şeye, bir etkinliğe davet etmeleri gerekmiyor. Siz oraya bir katılımcı olarak da, bir gazeteci olarak da zaten gidebiliyor olmanız ve gidiyor olmanız gerekir. Dolayısıyla bunların haberleşmesi zaten engellenebilir bir şey değil. Gazetecilik de zaten hani bununla sınırlı bir şey değil. Bugün yani Mezopotamya'da çalışan, işte bu gözaltına alınan veya Jinha'da çalışan arkadaşlarımızın hangisinin elinde basın kartı var? Çok daha sert protestoları haberleştiriyorlar. Bir taraftan da gazetecilik artık maalesef Türkiye'de böyle bir hani şiddetin mağduru olan insanların yaptığı, işte Şebnem Hoca ile ilgili düzenlenen şeyde evrensel muhabiri Eylem Nazlıer'in boynunu sıktı bir polis, yani neredeyse bir işkenceye dönüştü, bir saldırıya dönüştü. Bunlar oluyor elbette, olmaması gerekiyor ve ama bir taraftan da bununla mücadele de devam ediyor. Beyza Kuralı uygulanan bir kelepçeyle gözaltına alınmasından dolayı Beyza Kural ve avukatlarının açtığı dava hala sürüyor. Şimdi o polis orada yargılanıyor. Zaten polisler, hani siz de gazetecisiniz, bilirsiniz. Bir sokak eylemini takip eden gazetecileri zaten bilir. Yani Bülent Kılıç'ın boğazına boşuna basmadılar, bilmedikleri için değil, aksine bildikleri için. Ama tabii ki bir gün gelecek, yani bunları daha önce de gördük. Hukuk herkese lazım olacak. Hocam, en son sorum şu olsun. Toplam bu süreci tartışırken, değerlendirirken dezenformasyonla mücadele yasası denilen, aslında sansür yasası olan şeyin yasayı biz nedenini merak ediyoruz aslında. Biz biliyoruz ama toplum, izleyici 2-3 gündür aslında daha fazla anlatmaya başladık. İşte disk basın işle de görüştük. Bunu bir yüz yüze formatıyla da yayınını, programını yapmak istedik. Neden şimdi? Neden iktidar böyle hızlıca bir adım attı? Amacı neydi? Yani amacı çok açık tabii. Seçimlerin yaklaşıyor olması en büyük korku bu. Bir de ne kadar bastırıyor olursa olsun medya alanını. Örneğin hani bütün bu sürecin 2017 referandumunu düşünün. 2017 referandumunda neredeyse bütün AKP neredeyse bütün medyaya hakimdi. %70 civarına hakimdi. 2017 referandumunda bütün o medya baskısına, hatta Futbol Federasyonu başkanlarının bile çıkıp ben de evet diyorum demesine rağmen %50 kaldı. Hatta hani mühürsüz oyları falan da hesap edersek hala o referandumun sonuçları şaibelidir. Sonuçta bir 2018 seçimleri oldu. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olduğu, aday olduğu halde cezaevinde olduğu bir şeydi. 2019 seçimleri oldu. 2018'de bu arada şey değişti. Doğan grubu el değiştirdi. Bütün bu baskılara rağmen işte internette bakıyorsunuz, işte bir sokak röportajında insanlar korkmuyorlar. İnsanlar kendilerini ifade ediyorlar veya sosyal medyada kendilerini ifade ediyorlar. İşte o korku duvarı kırıldıkça şimdi artık sosyal medya alanının daraltılması. Yani bunu televizyonları bir şekilde kontrol altına almaya çalışıyorsunuz. Ama zaten genç kitle oturup akşamları işte Halk TV, KRT, Tele1 izlemiyor. Onların bütün dünyası internette geçiyor. Sizin bu programınız da internette yayınlanıyor. Muhtemelen kitleniz de daha genç bir kitledir. Şimdi o genç kitleyi bir şekilde tırnak içinde söylüyorum, terbiye edecek bir yasa bu. Yani bir şekilde korkutacak. Bu arada korkutmaktan kastım şu, sesini çıkartma da bir korkutma biçimidir. Zaten sen ne yapsan
Bu ülkede özgür olamayacaksın. Sen bu ülkeden git de bir korkutma biçimidir. Yani kendi kitlesini konsolide edebilecek, kendi gençliğini konsolide edebilecek. Bugün kullandığı işte muhafazakar devrimci, biz bir savaştayız. Yani o genç kitleyi birbiri karşısına düşürebilecek ve yani ifade özgürlüğünü savunan, umutları olan gençleri aslında bu ülkede size herhangi bir çağrı merkezinde çalışmaktan, bir hizmet sektöründe üniversite mezunu olsanız bile çok düşük maaşlara çalışmaktan ve sürünmekten başka bir şey yok umutsuzluğunu vermek de bir taraftan aslında şey bir şey seçim açısından işe yarar bir şey. Ondan, o zaman ne yaparsınız genç kitle, en azından genç kitle için söylüyorum, oy vermez. Yani AKP eğer gençleri kazanamıyorsa bari oy vermemesini tercih eder. Yani bu baskı altında benim bu ülkede zaten bir geleceğim yok. Niye oy vereyim de bir şeyleri değiştirmeye, dönüştürmeye çalışayım diye de düşünüyor olabilir. Siyaset, siyasal iletişimin son günlerde çok fazla taktiğini benimsemiş ve kullanır halde. O yüzden de aslında böyle yasalar karşısında korkmak ve çekinmek ten ziyade aslında geleceğine sahip çıkmak. Tabii ki yurt dışına gitmek isteyen gitsin. Tabii ki yurt dışındaki olanaklardan da yararlanmak lazım. Ama neticede bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüyoruz. Bir milliyetçilikten bahsetmiyorum. Hı hı. Ama emeklerimize, burada sarf ettiğimiz emeklerimize ve bir de neden bizim elimizden alınsın ki özgürlüklerimiz, neden buna sessiz kalalım? Yani şimdi bir susarsak yarın öbür gün daha da pişman olacağız. Peki kitle iletişimi açısından seçimler de yaklaşıyor. Bazen çokça da eleştirildiğimiz oluyor. Neden herkes kendi başına bağımsız gazetecilik yapıyor? Niye bu kadar çok fazla ses var diye eleştirenler de çok oluyor. Söz konusu yani bunu tanıklık da ediyoruz. İletişimci gözüyle de bakarsanız, bir hoca gözüyle de bakarsanız bu mesele yaklaşan seçimlerde nasıl bir medya oluşmalı? Hem bu dezenformasyona karşı, dezenformasyonla mücadele yasasına karşı hem de mevcutta kendisine muhalif medya diyen, muhalif de olabilirler. Ben de kendimi konumlandırdığım aşamalar oluyor burada. Nasıl konumlandırmalılar, nasıl mücadele etmeliler bu yasaya karşı? Ben muhalif medyayı kullanmıyorum ama onun yerine şöyle bir şey tercih ediyorum. Doğru mu bilmiyorum bu kullanış biçimi ama hükümetin muhalif diye etiketlediği medya veya muhalif diye etiketlediği gazeteciler. Yoksa ben pek çok gazetecinin kendisi ben muhalifim dediğini açıkçası pek de duymadım. Ama hükümetin onları çeşitli akreditasyonlarla engellediği, işte basın kartı vermediği, ilan cezası uyguladığı vesaire, kendilerine hakaret edildiğini düşündüğü, eleştirilerinden nem kaptığı bir medya düzeni içerisinde tabii ki aslında herkes kendi, hele şu günümüz koşullarında herkes kendi medyasını kurabilir. Kendi televizyonunu kurabilir, kendi bir gazete çıkartabilir, internet sitesi açabilir, haber sitesi. Bu zaten çoğulculuğa yarayan bir şeydir. Eğer ekonomik olarak bunların içerisinde doğru bir model bulup bir emek sömürüsü yapmıyorsanız bunun içerisinde, insanları bedava çalıştırmıyorsanız, dezenformasyon yapmıyorsanız, bir şeyle çarpıtmıyorsanız, hoş geldiniz. Zaten ne kadar çok farklı ses olursa o kadar iyi olur. Fakat böyle bir durumda mücadele edebilmek için, yani bu kadar siyasi baskılar küçüklerden başlanır, en zayıf halkalardan başlanır. Dolayısıyla bunun önlenebilmesi için birincisi örgütlenmek ve dayanışma. Yani küçük bir medya kuruluşu olabilirsiniz ama o alanda çalışan gazeteci örgütleriyle birlikte hareket edebilirsiniz. Ne bileyim, sendikalı olabilirsiniz. Küçük bir medya kuruluşu dahi kendinin hani iş yerini doğru belirlediği takdirde sendika üyesi olabilir. Onun bir takım hem imkanlarından yararlanabilir hem kendi haklarının farkında olabilir. Artı tabii sahada da bir dayanışma içerisinde olmak lazım. Hani bir meslektaşın başına bir şey geldiği zaman artık herhalde Türkiye'deki gazetecinin en büyük kayıplarından bir tanesi haber atlatma. Herkes insan hakları ihlalleriyle ilgili haber yaptığı için buralarda kimse kimseyi haber atlatmaya çalışmıyor. Şu koşullarda zaten ayıp da bir şey olur. Ama bazen şeyin eksikliğini duyuyorum, yani bir arkadaşımızın başına bir şey geldiği zaman, bir gazetecinin başına bir şey geldiği zaman, örneğin Süleyman Soylu'nun Fox TV muhabirinin çenesine dokunup canım benim diyerek onu böyle işte Soros televizyonunda çalışmakla suçladığı zaman, oradaki gazetecilerden biraz daha yüksek sesle bunu yapamayacağına dair veya gazeteci örgütlerinden
Hani fiziki temas ediyorsunuz. Bu çok şey bir şey yani. Neredeyse tacizdir bu. Kimsenin bedenine dokunamazsınız. Yani bu temel bir insan hakkı. Daha yüksek sesle buna tepki gösterilmesini beklerdim. Çünkü ben o görüntüyü izlediğim zaman çok öfkelendim. Hani bu muhabiri tanımıyorum, o soruyu soran. Ama bunun bütün gazetecilere yapılan bir hakaret olduğunu bilip bunun böyle hareket edilseydi, böyle karşı çıkılsaydı belki bir daha bunu yapmaya kimse cesaret edemeyecekti. Böylesi bir dayanışmadan ve örgütlülükten bahsediyorum. Ceren Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Dersinizi bırakıp da geldiniz. Çok teşekkürler. Konuğumuz oldunuz. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Bir Yüz Yüze programının daha sonuna geldik. Doçent Doktor Ceren Sözeri, Evrensel Gazetesi yazarını konuk aldık bu hafta. Tam bu programı yaptığımız esnada hala 10 gazeteci arkadaşımız, dün bir tanesi serbest bırakıldı. Çocuğunun emzirmesi bile elinden alındı, yani saatler sonra emzirildi. Gazeteciliği konuştuk, basın özgürlüğünü konuştuk. Umarım anlatabilmişizdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.